Nuri Paşa'nın komandanlığı ile Azerbaycan'ı Bolşevik Daşnak kırgınından xilas eden Kafkaz İslam ordusunun hatirəsine. 1890'da Manastır'da doğdu. 21 yaşındayken Trablusgarp Savaşı'nda teğmen olarak yer aldı. 24 yaşında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki en önemli komutanlarından biri durumundaydı. 28 yaşında ise tam anlamıyla bir tarih yazdı. Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru İngilizlerin desteğiyle Rus ve Ermeni çeteleri Azerbaycan'da katliama girişmiş ve binlerce Azeri Türk'ünü katletmişti. Enver Paşa vaziyeti kontrol etmek ve Azerbaycan'ı bu işgal ve katliamdan kurtarmak için kardeşi Nuri Paşa'yı görevlendirdi. Nuri Paşa ilk iş olarak bölgedeki irili ufaklı Müslüman savaşçıları bir araya getirerek Kafkas İslam ordusunu oluşturdu. Başlangıçta bir ordu olmaktan uzak olan bu birlik, girdiği bütün çatışmalardan galip çıkarak günden güne gelişti. Azerbaycan askerleri Çanakkale'nin ardından bu kez Bakü'yü özgürleştirmek için siperdeydi. Zafere giden yolda yeri geldi bir somun ekmeği bölüştüler, yeri geldi birbirlerinin yaralarını sardılar ama vazgeçmediler. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusu, Gence şehrinden Bakü'ye kadar bütün şehirleri, köyleri, Ermeni çeteleri ve Bolşeviklerden temizledi. 19 Temmuz 1918'de ordu Bakü'ye ulaştı. Kadim şehre girmek kolay değildi. Kuşatma, mücadele, çatışma 1,5 ay sürdü. Türk ve Azerbaycan askerleri bir zafere daha birlikte imza attı. 15 Eylül'de Bakü özgürlüğüne kavuştu. Nuri Paşa o günden sonra Azerbaycanlı Türklerin bir kahramanı oldu ve Bakü Fatihi olarak anıldı. Adına destanlar yazıldı, şarkılar ve marşlar bestelendi. Nuri Paşa at belinde, Türkiye'den Kars'tan gelir. Fakat Bakü'nün bu genç ve yiğit Fatihi 2 ay bile duramadı bu topraklarda. Birinci Dünya Savaşı sonrası Mondros Mütarekesi neticesinde Bakü'yü boşaltma emri aldı. Bundan sonraki hayatı 1930'a kadar Almanya'da geçti. 1930'da İstanbul'a gelen Nuri Paşa, kollarını bambaşka alanda yepyeni bir tarih yazmak için sıvadı. Zeytinburnu'ndaki büyük bir kömür atölyesini satın alıp madeni eşya fabrikası haline getirdi. Madeni eşya üretimi göstermelikti. Silah üretimi için uğraştı ve başarılı oldu. Fabrikasını daha sonra Sütlüce sahiline taşıdı ve daha da büyüttü. Resmi olarak madeni eşya imal ediyordu ama asıl üretimi Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği izinle silah üzerineydi. Tasarımı kendine ait olan ve kendi adını taşıyan Killigil tabancası göz dolduruyordu. Fabrikada tabanca, tüfek ve hatta havan topu mermisinin yanı sıra gaz maskesiyle başka askeri malzemeler de üretiliyordu. Çağının ilerisinde bir kaliteye sahipti ürünleri. Artık göstere göstere yapıyordu silah imalatını. Arap ülkelerinden ve Pakistan'dan siparişler almaya başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mısır ile Suriye'ye silah satışını yasaklamıştı ama sevkiyat yasağa rağmen devam etti. Fakat o yıl içerisinde 2 Mart 1942'de büyük bir patlamayla infilak etti fabrika. 2 gün boyunca sürdü patlamalar. Ne fabrikadan bir parça kaldı geriye, ne Nuri Paşa'dan. Kabrine sembolik olarak boş bir tabut konuldu. Onun sadece tabutu değil, tarihimizdeki yeri de doldurulamadı. Azerbaycan'da Bakü'yü silahıyla, İstanbul'da bütün bir Türk milletini silah fabrikasıyla şaha kaldıran Nuri Paşa'nın ahı, hiç bulunamayan naaşında değil, bir gün mutlaka bulunması gereken aşkında saklıdır. Bakü zaferinde Osmanlı ordusu 1130 şehit verdi. Azerbaycan o şehitleri bağrına bastı. Bakü'nün özgürlüğüne kavuşmasında onların payı olduğunu asla unutmadı. Kafkas
Nuri Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun, Türk kardeşlerimizin kahramanlığı, dostluğu, kardeşliği unutulmazdır, ebedidir, bizim kalbimizde daim yaşayacaktır. Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun, yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Türkiye ve Azerbaycan orduları hala omuz omuza. Tıpkı Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz," Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözleri gibi her zor günde birbirinin yanında, arkasında. Biz vermeriz yad ellere Azerbaycan toprağını. Ebediyen keseceğiz buradan düşman ayağını. Bir demir yumruk yaradıp düşmenin başını ezdi. Ve bu demir yumruk düşmenin belini kırdı. Düşmenin başını ezdi. Bir daha baş kaldırsa netice de aynı olacak. 100 masum sivil şehit edilmiş, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Ne yapsın? Ne yapsın?